İsmim Nergis Taş Bendur. 4 çocuk annesiyim. 2 kızım, 2 oğlum var. En küçük çocuğum Ali İmran. Down sendromu. %100 pille yaşıyor. Şu an 5,5 yaşında. Allah'ım onu verdiği zaman yarı kalple dünyaya geldi. Bir kapakçıkla beraber kalbin yarısı yoktu zaten. Hani doktorlar yaşamaz dediler işte, bir gün bile yaşamaz, hiç uğraşmayalım işte, tedavisi, ameliyatı falan yok, gerek yok dediler. Ben çok ısrar ettim, hani çocuğum yaşasın diye çok çabaladım. Maddi durumum çok el vermedi, o yüzden yani hep borç borç, 5 yıldır hep böyle elimden geldiğince onun tedavisini, masraflarını falan karşılamaya çalıştım. Eşim inşaat işçisi, kiracıyım. Bir amcası var, o da hapiste. Başka da yardımcı olacak hiç kimsemiz yok. İki çocuğum, onlar da astım hastası. Evim rutubetli olduğu için onlar da astım hastası olarak işte sonradan oldular. Bu çocuğum şu an 5,5 yaşında. İşte 20 Temmuz, bu Temmuz'da pilin kalp pili takıldı 5 aylıkken. Ameliyat oldu. %100 şu an pille yaşıyor. Güneydoğu'da sadece biz varız. %100 pille yaşayan. Yani çok insan var pil destekli yaşayan ama sadece pille yaşayan biz tek varız. Yani Ali İmran var. Ve bu Temmuz'da pilin ömrü bitiyor. Hani doktorlar diyorlar ki devlet hastanesine götürüyorum, Diyarbakır, Mardin, İstanbul. Devlet hastanesi diyor ki ameliyatını yapmayalım. Yani çıkma şansı yok diyorlar ameliyattan. Hani hiç şans vermiyorlar. O yüzden yaşayabildiği kadar bununla yaşasın diyorlar. Şu an artık yavaş yavaş organ yetmezliğine başladı vücut. Artık pil yetersiz kaldığı için. Karaciğer zarar görmüş, akciğer zarar görmüş, işte böbrekleri zarar görmüş. Keza şeyini, bağırsaklarını alalım dediler. İşte bağırsakların hepsini alacaklardı doktorlar. İşte biz çok şey yaptık, hani almayın, yaşayamaz dedik. Anne. Şu an 20 Temmuz'da efendim, ameliyat olması gerekiyor. Bu ameliyat için özel hastane gerektiriyor. İstanbul Acıbadem Hastanesi'ne götürmemiz lazım. Ve bildiğiniz gibi oralar özel bir hastane olduğu için masraflar çok. Bana sadece hastane giriş çıkış 35 bin dediler. Tahliller hariç. Yani kalbi için götürürüz ama belki dese ki böbreğine de bakalım. Yani karaciğerine bakalım. Bizim hiç, yani hiçbir şekilde hiçbir paramız yok. Eşim inşaat işçisi, kiracıyım. Bir kaynım var, o da 10 yıl hapiste. 10 yıldır hapiste yani. Ben de şey diyorum, hani yaşama şansı varsa yani özel hastane olsun. Yani içimde kalmasın diye yani onu götürelim. Bir muayene etsinler. Deseler ki ameliyatını yaparız. Hani %1 bile olsa yaşama şansı verseler. Yani ameliyatını yapalım. Ameliyatında şey diyor hastane, 500 bin ile 1 trilyon arası para istiyorlar. Biz dedik ki eğer ki götürürsek, yani muayenesini yaparsa doktor dese ki ben işte şans veriyorum %1 bile olsa. Hiç olmasa bir buraya gelip valilik onaylı bir kampanya başlatırız. Yani bir tek amacım çocuğumun yaşaması. Ben kendi hesabıma, kendi cebime bir kuruş bile istemiyorum. Yani direkt hastaneye, yani kim yardımcı olacaksa direkt hastaneye versinler. Benim tek derdim çocuğumun yaşaması, başka hiçbir derdim yok. Yani gözümün önünde eriyor. Anne karnım ağrıyor diyor. Anne burası böbreği ağrınca böbreğini tutuyor diyor. Kıyafetim değmesin, acıyor. Yani gözümün önünde çocuk yavaş yavaş eriyor ve ben çok zoruma gidiyor.